Manşete hoş geldiniz. Bugün eğlenceli, eğlenceli olduğu kadar da dramatik bir konuyla başlayalım. Bilal Erdoğan'la Fatih Altaylı arasındaki polemik. Esasen polemik iki taraflı olur. Burada tek taraflı. Bilal Erdoğan ağzına geleni söyledi Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı cevap bile veremediği gibi onu övdü. Onun ekonomist olduğunu teyit etti. Sonra da ayıp olmasın diye işte yargıda hesaplaşırız falan gibi laflar etmiş. Ayrı bir konu ama cevap veremedi. Bu tipik Türkiye fotoğrafıdır. Bu üzerinde konuşulması, üzerinde birkaç tespit yapılması ve gelişen hadiselere öyle bakılmasını gerektirecek mühim bir olaydır. Yoksa iki kişi arasında biri diğerine köpek demiş, ne bileyim yalaka demiş, yalayıcı demiş neyse. Tabirler benim değil. Öbürü de buna sessiz kalmış, yutmuş lafla. Bu, bu değil. Bu gerçekten bir Türkiye fotoğrafı. Onun için üzerinde duruyorum. Yoksa mesele İkisini de ciğeri beş para etmez. İnsanların birbirlerine e, laf söylemesi, laf geçirmesi veya üstünlük kurmaya çalışması falan değil. Öyle de olmamalı zaten. Baktığınızda ben lafları getirmeyeceğim buraya. Sadece altı çizilen bölümleri e, grafik olarak getireceğim. Fatih Altaylı denen ahlaksız asker postalı yalıyordu. Askerler kalk dediğinde kalkıyor, yat dediğinde yatıyordu. Şu an başkası yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar ama videoları seyrediliyor. 90'ları anlatsın, biz vesayetin köpeğiydik desin. Sonra da işte hiçbir zaman olmadığı kadar ülke özgür falan demiş. Özgür çünkü herkes işte kendini özgür hissettiği mertebede ülkesinin de özgür olduğunu düşünüyor. Bu lafları söylemekte özgür. Bu lafların yanına kalacağını biliyor. Ve bu laflara cevap dahi verilemeyeceğini biliyor. Bilal Erdoğan'dan özgür kimse var mı bugün Türkiye'de? O açıdan o yönüyle de haklı yani. Kendini ne kadar özgür hissediyorsa yaşadığı ortamında o kadar özgür olduğunu düşünür insan. Yani özgürlük bir yönüyle bireysel. Fatih Altaylı da verdiği cevapta cevap bile verememiş gerçi de Bilal Bey bildiğim kadarıyla ekonomi okudu, iyi okullarda okudu falan deyip Bilal Erdoğan'ın ekonomistim deyip emeklilikte yaşa takılanları falan eleştirmesi üzerinden bir cevap vermiş. Halbuki aynı lafta, aynı açıklamanın önünde arkasında kendisine bir sürü hakaret var. Ya bu, ya bu konuya hiç girme ya da gireceksen Bilal Erdoğan'a bir cevap ver konuya giriyor ve bildiğim kadarıyla iyi bir ekonomist diyor. Yani iyi okullarda okudu diyor. Ve işte bu konuşuluyor. Bu konuşulunca da bu biraz ayyuka çıkınca da bunlar rezil olmazlar. Ayrı bir konu. Ülkede her şey olursun. Can Yücel'in tabiriyle rezil olmazsın. İdareyi kelam yapıyor ve işte diyor ki işte yargıda hesaplaşırız falan. Ama bu bir Türkiye fotoğrafı. Bu bir Türkiye turnusolu. Yani Altaylı tipik babali Ali profilidir. Yani daha evvel yaptığım yayınlardan birinde Babali puştu pushlu veya puştluğu demiştim. Tipik o formattadır. Gücü işaretlerler bu Babali tırnak içinde bir kere söyledim bir daha söylemeyeceğim. Bu Babali profilleri gücü işaretlerler ve etrafından ustaca dolanırlar. Çerçevelenen alanda top sektirirler, izin verilen alanda Müsamaha gösterilen alanda ki çünkü muktedirler insanlara bir rahatlama alanı bırakır. O alanda top sektirirler ve bilirler ki güvenlidir o alan. Başlarına bir şey gelmez. Mesela köpek katliamını tartışmak gibi. Devletin kırmızı çizgileri devlete çalışırlar. Devletin kırmızı çizgileri kendi kırmızı çizgileridir ve çizgiler güncellendikçe, devlet çizgilerini günceller çünkü, onlar da kendilerininkini güncellerler. Servetlerinin kaynağı problemlidir. Bir biçimde zenginleşirler, paraya pula ihtiyaçları olmaz. Ama bu problemlidir. Geriye doğru bakıldığında görülür. Hafızaları yoktur. Yaptıkları yayınlarında bir hafızası yoktur. Bilirler ki yazıları, makaleleri, yayınları bir günlüktür. O gün konuşulur, ertesi gün unutulur. Kimse hatırlamaz. Ki bu doğrudur da. Yani toplumun bir hafızası olsa bunları sopayla kovalardı. Yani sicilini alt alta koysanız buradan İstanbul'a yol olur. Buradan İstanbul 2500 kilometre. Düşene vururlar. Garibana vururlar. Ağzına geleni söylerler. Kitlesi de buna alkışlar. Maalesef. Bir fikri takip yoktur. Bu Bağbali bu profillerinde. Bir özür yoktur. Düzeltme yoktur. Arada küçük tasihler yaparlar. Bak yapıyorum demek için. Yoksa genelinde geriye doğru yığınla insanın hakkını çiğnemiş, hakkına girmiş. Hatta kimiyle davalık olmuş ama özür dilememişlerdir. Toplum yani bu yönüyle layık olduğu gazeteci ve yayıncılara maruz kalıyor. Tıpkı layık olduğu biçimde yönetildiği gibi. Evet. Fatih Altaylı demişken bir konunun daha altını çizmek gerekiyor. Daha önceki yayınlarda değinmediğim bir konu. İki Fatih vardı Habertürk'te. Biri Fatih Altaylı, biri de Fatih Saraç. Fatih Saraç da yönetimdeydi ve Erdoğan'ın oraya yerleştirdiği bir elemandı. Ve Alo Fatih derince akla hep altayla geliyor ama Alo Fatih'ten kasıt Fatih Saraç'tı. Şöyle ki Gezi eyleminin en şiddetli günlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altyazıda bir ifadesi geçince yani bilgi bandında geçiyor kayan yazıda işte Devlet Bahçeli nok iki nokta üst üste şunu şunu söyledi. Erdoğan bunu sinirleniyor, buna sinirleniyor. O zaman yurt dışında, Tunus'ta mı? İşte telefon ediyor e, Habertürk'teki müfettişine e, Fatih Saraca. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nasıl böyle bir şey olabilir filan? Ya işte efendim gözden kaçmış filan. Bu mealde bir konuşma takıldı yani yalanlanmadı da sonra. E, ya hep öyle söylüyorsun, gereğini yapacağım diyorsun ama hep böyle oluyor falan. Kendim hakkında da gereğimi yapacağım falan gibi böyle gerçekten literatüre geçecek bir sözü vardı. Fakat şu unutuldu. Esas bu iki Fatih arasında geçen konuşma ki o günlerde çokça konuşulmuştu bu. Medyaya da yansımıştı. Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı ile Fatih Saraç arasında geçen ve Altaylı o zaman Habertürk'te yönetici pozisyonunda ve bir anket şirketinin yaptığı anketi veya anket sonuçlarını manipüle etme. Ve Fatih Altaylı anketin BDP o günkü adıyla yani HDP'den önceki parti, Kürt Siyasal Hareketi'nin o günkü partisi BDP ile olan bölümünü ben biraz anket şirketiyle konuşayım. 2 puan yüksek göstersek ne dersin? Diye Fatih Saraca sormuştu. Evet Fatih Saraç da bu. Şimdi gene spor dünyasında da bir şeyler yapıyor galiba. Şimdi bu da böyle yansımıştı. Telefon konuşması da var. Diyor ki Fatih Altaylı Fatih Saraç'a. Anketin diyor BDP ile ilgili Kürt siyasal hareketiyle ilgili olan bölümünü ben biraz anket şirketiyle konuşsam 2 puan yüksek göstersek ne dersin? Fatih Saraç da diyor ki MHP'ninkini al oraya koy. Ha? Diyor Fatih Altay, Altaylı. Saraç üsteliyor. MHP'ninkini al oraya koy. Ya diyor Fatih Altaylı kararsızlardan biraz aktarırım, biraz MHP'den aktartırım falan manipülasyon yapayım falan diyor. Böyle geçiyor. Sonra bunu bu da, kapatıyorlar. Fatih Saraç Bilal Erdoğan'la konuşuyor. Bilal Erdoğan yönlendiriyor. Hani Bilal Erdoğan, Erdoğan, Fatih Altaylı demişken ikisinin de yatacak yeri yok ve birlikte iş tuttukları bir manipülasyonda manipülasyona ekrana geçiriyorum. Bilal Erdoğan diyor ki Fatih Saraç'a başka bir telefon konuşmasında. Öbür aynı aynısının tersi de şey MHP'nin yükselmesi falan gibi geveliyor. MHP de yükseliyor şu anda diyor Fatih Saraç. Evet yani onun oradaki 2-3 puanı oraya getirdin ha, falan. Evet tabii MHP'den oraya MHP'den oraya MHP'nin yükselmesi kaydırdım bilmem ne falan. Aralarında e, anket şirketinin oranlarını düzenliyorlar. Bilal Erdoğan'la Fatih Saraç. Sonra Fatih Altaylı bunu şeye götürüyor. Şey Fatih Saraç bunu Fatih Altaylı'ya götürüyor. Alaş çok teşekkür etti hassasiyete. MHP'den o tarafa tamam, MHP'den tamam. MHP'den o tarafa kaydırıyoruz. Yani Fatih Altaylı'yla Bilal e, Erdoğan arasında böyle de bir olay var. Yani mazilerinde bir anketi manipüle etme olayı var. Şimdi tabii gün ola devran döne. Fatih Altaylı denen ahlaksız asker pol, postalı yalayıcısı bilmem ne vesayetin köpeği filan diye sallamış Bilal Erdoğan. Altaylı da ona cevap bile verememiş işte böyle. Biraz evvel profili anlattım. Şimdi Bilal Erdoğan deyince AKP'de de işte içe bir şey var. Ee, kaynama var. E, ee, veya işte pozisyon, pozisyonlanma. Erdoğan sonrasına dönük veya Erdoğan yaşarken her neyse. Solda e, Selçuk Bayraktar var babasıyla beraber. Sağda da Berat Albayrak var babası Sadık Albayrak'la beraber. Bu iki damadın kanlı bıçaklı e, kavgasına son yeni dönem kavgasına e, odaklanalım. Hazır konu buradan açılmışken Berat Albayrak bilindiği gibi es, e, Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli. Önce da, ilk damat o. E, Selçuk Bayrak'tarsa ise ile evlendi Erdoğan'ın kızı. İkinci damat da o. Ama bu damatlar arasındaki çekişme öteden beri var. Berat Albayrak bakan oldu. İşte abisi Serhat Albayrak Al Turkuaz Medyanın başında o da medya grup başkanı oldu filan bir şekilde burada e, yürürken Selçuk Bayraktar da e, Bayraktar üzerinden işte babasından devraldığı şirketi büyüterek devlet imkanlarıyla da e, İhalar SİHA'lar yani insansız hava araçları silahlı insansız hava araçları falan geliştirdi ve bu konuda da e, hem yani askeri teknoloji alanında tekel oldu. Erdoğan'ın da himayeleriyle hatta yakınlarda Forbes'un zenginler listesine falan da girdi. O da oradan yürüyor ama her ikisinin de e, ne bileyim kendi piyarlarına önem vermesi ve Erdoğan'ın hem devri iktidarında hem de iktidarından sonrasına do yönelik pozisyonlanmaları söz konusu. Çünkü biliyorlar ki Erdoğan'dan daha uzun yaşayacaklar. Aileleri var, çocukları var ve bunun sürdürülmesi gerekiyor. Nasıl olacak? Erdoğan gidince durumların devam etmesi gerekiyor. Ondan dolayı da bir çekişme var. İşte Sadık Albayrak'ın iki oğlu var. Soldaki e, Serhat Albayrak, sağdaki Berat Albayrak. Soldaki bir medya grubunun başında, sağdaki de Erdoğan'a damat. Daha ne olsun Sadık Albayrak açısından. Sadık Albayrak da öteden beri milli görüşün teorisyenlerinden diye geçer ama ne teorik kaldı ortada ne bir şey. Milli gazetesinde baş yazarıydı bir ara. İşte burada da damatlar bir arada görülüyor. Şey Daha doğrusu kardeşler solda e, Berat Albayrak, sağda Serhat Albayrak. Serhat Albayrak'ın en ...yeni görüntülerinden biri bu... ...o da işte e, sabah... ...ATV, A Haber falan o grubun... ...dergiler falan, radyolar falan, kanallar, gazeteler... ...o grubun başında... ...Turkaz Medya deniyor, onun başında... ...medya grup başkanı pozisyonunda yani... ...her şeye o karar veriyor ama... ...işte bir veliaht, bir... ...ne olacak, kimin sözü geçecek... ...bir tarafta Bilal var... ...Erdoğan'ın e, veliaht pozisyonundaki... ...yığınla yetersizliğine rağmen... ...oğlu, öbür oğlu zaten ortada yok... ...problemleri var... Öbür tarafta da iki damat. Ne olacak iş? Nereye gidiyor? Son gelen bilgiler, kulisler. Bu damatların özellikle Berat, Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ın kanlı bıçaklı olduğu. Öyle ki Albayrak kardeşler, biraz evvel de ekrana getirdim. Serhat Albayrak ve Berat Albayrak kendi etkilerindeki medyaya medyada Selçuk Bayraktar'la ilgili olumlu haberleri minimize etmişler ya da yasaklamışlar. Çok gerekmedikçe. Geçen böyle Forbes'ta milyarder listesine girdiği böyle küçük anonslanıp girmişti sabahta. Ama kendi etkilerin altındaki medyada artık Selçuk Bayraktar'ı pohpohlamıyorlar, büyütmüyorlar, haberini bile yapmıyorlar. Daha evvel ekipler gönderirler, söyleşiler, tam sayfa söyleşiler falan yaparlardı. Onlar kesilmiş. Bunu biraz daha genişletmişler. Yeni Şafak, Star dahil diğer yandaş gruba Talimatlar gitmeye başlamış Selçuk Bayraktar'la ilgili, işte ne bileyim SİHA'larla ilgili, Haluk Bayraktar'la ilgili filan, işte bu savunma sanayi projeleriyle ilgili filan olumlu haber girmeyin, yani mümkün mertebe girmeyin, hatta varsa da minimize edin, hani çok kaçamıyorsanız da falan gibi talimat gitmiş. Bu bu baskı üzerine yeni şafak gazetesi yönetimi toplanıyor ve tamam artık diyor, yani yapacak da bir şey yok, Dara, iki arada bir derede kaldık ve bundan sonra. Selçuk Bayraktar, SİHA filan haberlerine girmiyoruz falan deyip çekilmişler. Bundan sonra biraz bu gözle bakın haberlere, haberlerin giriş biçimine, ne şekilde anonslandığına falan. Ama altta onu yazdım yani. Damatlar kanlı bıçaklı derken böyle. Yani hem e, Erdoğan'ın devri siyasetiyle ilgili hem de Erdoğan'dan sonra sonraki dönemle ilgili bir konu bu. Gündemde ne var? Dün bir, mad bir nebze bahsetmiştik. Hüdapar Genel Başkanı Zehri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın dördüncü maddesi, Değişsin. Yoksa diğer maddelerle bir problemimiz yok demişti. Ahma anlatır gibi de anlatmıştı. Fakat anayasanın dördüncü maddesini değiştirdiğinizde üçü, ilk üç maddeyi de tartışılır kılıyorsunuz. Devletin nitelikleri ilk üç maddede. Cumhuriyet, layıklık, sosyal devlet, başkent, Ankara, ay, yıldızlı bayrak hepsi. Dördüncü madde diyor ki bu maddeler ilk üç madde değiştirilemez. Çünkü bunlar devletin şeklinin cumhuriyet olduğu, cumhuriyetin nitelikleri ve işte temel hükümlerle ilgili konular... Bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Şimdi Hüdapar direkt buraya çakarak ilk üç maddeyi de etkisiz hale getiriyor veya getirmeye çalışıyor. Bu konuda AKP'de de çokça kafa karışıklığı var. Destek veren var, vermeyen var. Destek veren Mehmet Metiner. E, demiş ki e, bu taleplere karşı çıkmakla değişiklik taleplerinin tartışılmasına karşı çıkmak farklı duruş falan filan gevelemiş. Ömer Çelik AKP sözcüsü herhangi bir tartışmamız yok ilk dört maddeyle ilgili hatta dördüncü maddeyle ilgili demiş. Fakat Orhan Miroğlu enteresan bir konuya dikkat çekmiş ki o da halen MKYK üyesi. 12 Eylülcülerin anayasaya koyduğu maddeleri değiştirme teklifini dahi ihanet olarak görenler devletin zirvesinden açıklamalar yapmayı sürdürüyorlar. Darbeci zihniyet 10 yıl öncesinden daha güçlü, darbelerle mücadele birkaç cümleye sığan yıl dönümü anmalarından ibaret kalırsa yarın çok geç olabilir demiş. Enteresan. MHP'den ses yok demiştik. İşte Hüdapar'ın şey, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun kendi görüşü demişler ama yani bu kendi görüşü denecek bir şey değil. Ya yani da adam HDP'de bir il başkanı olur, milletvekili olur dersin ki kendi görüşü. Adam Hüdapar genel başkanı. Ahma anlatır gibi de anlatıyorum. Yani iktidar ortağının, iktidar ortaklarından birinin genel başkanı. Yani devlet bahçeli gibi filan bir adam yani. Bir numara Hüdapar'ı. Yani kendi görüşü deyip geçiştireceğiniz bir konu değil. Genel Başkan Yardımcısı MHP'den İsmail Özdemir, başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhude. Bu konudaki duruşumuz, irademiz, kararlılığımız berrak, sarih demiş. Bakalım göreceğiz ama Devlet Bahçeli'den ses yok. Dün oraya değinmiştim, tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Ama bu konuda hayli kafa karışık. Muhalefetin e, AKP'den kopanlar tarafına gelince orada da bir yeni bir şekillenme var gibi. E, Deva Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bir araya geldiler, Babacan ve Davutoğlu. Sonra da Babacan e, Fatih Erbakan'la görüşecekmiş. Yani burada bir üçlü bir şey yapılabilir mi? Milletvekillerini, grupları birleştirerek bir tek ses veya işte bir isim altında falan. Akla yakın bu görünüyor. Yani ne Babacan'dan ne de Davutoğlu'ndan bir şey olmayacağı son seçimlerde görüldü. Ondalık oyları olan partiler bunlar. Ha, arkalarında halk desteği yok. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayretleriyle bu kadar 30-35 milletvekiline ulaştılar. Ee, en azından Fatih Erbakan bir biçimde kendi başına hala yürüyor ve e, itirazlarını yüksek sesle dile getiriyor. Gene işte e, ne bileyim şeysi oldu, vasisi olduğu bir şey var. Siyasal hareket var. Akla yakın Fatih Erbakan'ın e, partisi altında veya çatısı altında veya liderliği altında birleşmeleri. Anayasa demişken yani bakın. Fedlan Kılıç Aslan yasa dışı bahis kumar çetesi liderinin serbest bırakıldığı ortaya çıkmış bir boşanma ilamı üzerine. Bahadır Özgür'ün haberi duvardan. Böyle önden alıp arkadan bırakıyorlar. Hangi anayasadan bahsediyorsunuz siz? Herkesin aklında başını toplaması gereken bir şey. Bir başka konu. Kutlu Duranoğlu paylaşmış ki iki yıl önceki bir davadan bir iddianameden. Diyor ki e, sanın Bankasya nezdinde hesabının bulunmadığı, KHK ile kapatılan herhangi bir derneğe üyeliğin bulunmadığı, yasa dışı bir paylaşımının bulunmadığı, ne bileyim terör örgütü irtibatına dair bir beyan bulunmadı. Yani hakkında diyor bir gizli sanık bile bulamadık. Ama diyor silahlı kuvvetlerdeki yapılanmada gizlilik esasına uygun olacak şekilde gizlendi. Bundan dolayı sanıklar suçlanıyor, insanlar suçlanıyor, içeride tutuluyor. Her gün her gün her gün kapı duvar eylemler yapılıyor. Onar onar, yirmişer yirmişer, otuzar otuzar alıyorlar. Öteki tarafta da bir suç örgütü lideri elini kolunu sallayarak çıkıyor. Çıktığı da boşanma ile ortaya çıkıyor. Böyle bir Türkiye. Onun için diyorum ki şu yaşanan, başta onunla başladık, onunla bitirelim, onunla bağlayayım. Bu yaşanan Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı tartışması, polemiği veya işte Bilal Erdoğan'ın geçmişteki onca suç ortaklıklarına rağmen Altaylı'ya saydırması ve Altaylı'nın hiçbir şey diyememesi, edilen lafları yutması bir Türkiye fotoğrafıdır. Deminden beri anlatmaya çalıştığım bu büyük bir sorundur. Bu, bu konunun ne iktidarla normalleşerek yumuşayarak, ne anayasadaki işte bir takım değişikliklerle filan halledilecek hali yoktur. Köklü bir biçimde rejim değişikliğine ve derhal ivedilikle hukuka dönülmesine ihtiyaç var, gereksinim var. Değilse 2025'te felaket getirecek, 2026'da. Diyor ve bir manşeti daha. Böylelikle kapatıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.